Sevgili izleyiciler, Kızılcamam TV'den hepinize hayırlı günler diliyoruz. Yine Günce programıyla sizlerle birlikteyiz. Her hafta olduğu gibi bugün de psikolog Bahadır Koçak'la birlikteyiz. Daha doğrusu onun misafiriyiz. İnşallah güzel bir program olacak, keyifli bir program. Biz hoş sohbetimizi her zaman ediyoruz, edeceğiz de. Geçen hafta bir format değişikliğine gitmiştik. Programımızın formatını değiştirdik. Nasıl yaptık? Önceden bir konu belirliyorduk. Birkaç gün önceden hazırlanıyorduk ama şimdi öyle değil. Hemen program öncesinde konumuzu belirliyoruz ve onun üzerinden sohbetimizi ediyoruz. Çok fazla teknik konulara girmeden. Evet. Gerektiğinde zaten giriyoruz. Girmemiz gerekiyor. Bir de o yerine. Teknik kısımları ben kendi YouTube sayfamda evet. Zaten ayrıca YouTube yapıyorum. YouTube sayfası da var. Gerek da yok söyleyeyim. Burada tekrar tekrar. Ben ayrıca izleyicilerimizden de özür dilemek istiyorum. Benim boğazımda bir sıkıntı var. Ara sıra yani sıkıntı olabiliyor, yayına da yansıyor. Bunu gidermeye çalıştık ama 1,5 yıl oldu hemen hemen. Gideremedik. İnşallah kısa zamanda gidereceğiz, çözeceğiz. Her türlü metodu deneyeceğiz artık. Doktorlar ne derse evet. Hepsini yapacağız. Bulamadılar yani ama bakalım ne olacak. Sonucu biraz inşallah iyi olur. Tik gibi bir durum olmuş. Evet. Herhalde psikolojik yani sizle yani ilgili. Konu biraz bana doğru gidiyor. Evet, öyle. Sonuçta orada çözeceğiz gibi ama inşallah çözeriz. Çok da önemli bir şey değil. Ama yayına yansıyor. İzlerken ben de rahatsız olduğum durumlar oldu. İnşallah bundan sonra olmaz. Bugün biraz daha az olacak diye umuyoruz. Bugün hemen program öncesinde yine konumuzu belirledik. Mahalle baskısı, toplum baskısı, bu konular üzerinden gideceğiz. El alem ne der? İşte kendi başına buyruk olmak, tabii bunun tam karşılığı iyi mi kötü mü onu tartışacağız. Mahalle baskısı diye bir şey var. Evet. Bunun adına mahalle baskısı denmiş. Yani el alemin ne dediğini çok umursamak, umursamamak, bunlar iyi mi? İş hayatımızda karşımıza çıkıyor. Günlük yaşantımızda işte bir aşk hayatımız varsa orada da çıkıyor. Yani hep zaten konu oraya geliyor. Oraya gelecek. Mahalle baskısı nasıl bir durum? Bizim Türk toplumunda olan bir durum mu? Yabancı toplumlarda da var mıdır? Bilemiyoruz hani onların içinde yaşamadığımız için. Ama biz tabii biraz daha bu geçen de söylemiştik. Örf ve adetlerimize bağlı olduğumuz için aman şu şöyle olmaz, aman bu böyle olmaz. El alem ne der? Psikolojisine daha çok takılabiliyoruz. Nasıl bir konu? Nasıl küçük değerli? Yerde daha fazla hissediyoruz mecburen. Evet. Yani bugün bir şehir hayatında alt kat, üst kat komşunuzu bile tanımayabiliyorsunuz. O yüzden çok etkilemiyor ama her yerde bu var. Her kültürde bu kadar baskın oluyor mu? O tartışılır. Toplumdan topluma değişir ama bizim toplumumuzda maalesef olan bir şey. Bir geçen konuştuğumuz konulardan biriydi bu evlilik, işte evet. Düğünün şatafatı vesairesi. İşte orada da giriyor işin aslında içine. Her orada şeyde da giriyor. Orada da iyi el alem diye. İyi desin diye, birileri iyi desin diye yapılıyor. Ama sizin yine tekrar etmiş gibi olacağız ama önemli bir örnek olduğu için üstünden tekrar geçiyoruz. Dışarıdaki yani düğüne katılan 1000 kişinin 1000'in de iyi demesi sadece o an için geçerli ama sizin mutluluğunuza yansımıyor. Ya da kötü demesi de sizin mutluluğunuza yansımayacak. Onun için siz neyi doğru kabul ediyorsanız, siz hangi yola çıktıysanız orada ilerlemeniz gerekiyor. Evet. Çünkü sürekli bir şey söyleyecekler. Nasrettin Hoca'nın bir hikayesini aynen, anlatmıştık. Evet. Tekrar edelim istersen. Yani iyi olur. Yeniden aslında konumuzla çok, çok alakalı. Ilgili. Çünkü bunu ilk defa izleyenler olabilir. Onun için tekrar edelim. Nasrettin Hoca bir çocukla bir yere gidecek. Oraya giderken de köylerden geçe geçe gidecekler. Yanlarında da bir eşek var. Önce çocuğu bindiriyor Nasrettin Hoca. İlk köyden geçiyorlar. Herkes diyor ki ya kocaman adam yürüyor, küçücük çocuk binmiş eşeğin üstüne. Evet. Vakti olmayacak. Bir dahakinden geçerken kendi biniyor. Çocuğu yürütüyor. Bu sefer de diyorlar ki koskoca adam binmiş eşeğe. Çocuk yürüyor. Sonra ikisi birden biniyorlar. Eşeğe yazık değil mi diyorlar bu sefer. İki evet. Kişi binmiş. Bu sefer hayvanseverler çıkıyor ortaya. Tabii. İkisi de iniyor. Bu sefer de diyorlar ki eşek boş gidiyor. Bunlar niye bu şekilde gidiyor, önden yürüyor. Siz ne yaparsanız yapın, birileri bir şey her zaman söyleyecek. Bunu da özellikle toplumun önünde çok olan insanlar daha fazla yaşıyor. Bu mecbur öyle oluyor. Bir de şu oldu, onu da söyleyelim, onu atlamayalım.
Şimdi bu sosyal medya hayatımıza girdikten sonra da normalde sizin yüzünüze söylenecek ya da arkanızdan sizi tanıyan birine söylenecek şeylerdi bunlar. Ama şimdi sizde hiç ilgisi olmayan biri bile oturup klavyenin başında her şeyi söyleyebiliyor. Evet, oturuyor adam akşam, sıkılıyor. Şimdi orada da buna bakacağız. Mesela niye yazıyor? Sıkılıyor yazıyor. Kıskançlık olayı var. Onu da söyleyeyim. Genelde bu işlerle uğraşıyorsanız, buna bu kadar vakit ayırıyorsanız siz başka bir işle uğraşamamanız lazım. Dedikodu da öyle. Bir işiniz varsa, bir uğraşınız varsa kimsenin ne yaptığıyla bu kadar ilgilenmezsiniz. Niye bu kadar yazıyorlar, ilgileniyorlar kısmına bakarsanız çoğu boşluktan, kıskançlıktan ya da art niyetten yapılıyor. Şöyle diyebilir miyiz? Mesela bazı iş yerlerinde, özellikle çok kişinin çalıştığı iş yerlerinde dedikodu olayı daha fazla oluyor. Hı hı. Bu işle alakalı olabilir. Yani insanlar boş kaldıkça laf üretiyor. Boş kaldıkça doluyor. İş şeytan yapsa, boş kalmasa iş üretiyor. Boş kaldığı için başka işlere, yani asıl yapması gereken işi bırakıp başka işlerle uğraşıyor. Bir de çok kişinin olduğu bir yeri düşününce şöyle de bir durum olabilir. Orada kendi bir yer edinme çabasına girebilir ya da bulunduğu konumu yükseltebilme anlamında bir dedikodu, bir takım ayak oyunları o yüzden dönüyor da olabilir. Birilerine yaranmak gibi. Yani mesela çok kişinin olduğu yerlerde bu sıkıntı oluyor. Bu sıkıntı oluyor. Eller ne der demeyeceğiz o zaman. Yani kısaca. Eller ne der kısmını diyebilirsiniz. Şöyle bütün toplum size dönüp de aynı şeyi ısrarla söylüyorsa orada evet bir durum olabilir. Bir dönüp bakmanız gerekiyor. Ama bir de şu var. Boş oturan birine de kimse bir şey demez. En fazla boş oturuyor derler. Hiçbir iş yapmıyor derler. Bunu derler. Çok fazla size laf geliyorsa, bir şeyler söyleniyorsa, hakkınızda çok konuşuluyorsa siz bir şey yapıyorsunuzdur. Ve orada devam edin. Onun tartacak olan sizsiniz. Bakacaksınız, iyi tartacaksınız. Veya kötü bunu bir şeyler kötü bir şey de yapıyor olabilir. Kötü bir şey de yapıyor olabilir. Onu hiç katmayalım. Evet, kötü işler de yapıyorsanız çok konuşurlar. Biz iyi tarafa, güzel tarafa bakalım. Sürekli bir şeylerle uğraşıp bir şeyler yapmaya çabalıyorsanız orada da sizinle ilgili çok şey söyleyen olur. Hatta ne kadar iyi yaparsanız o kadar çok da söyleyebilir, karşı çıkabilirler. Bunu iyi tartmak lazım. Bunu iyi tartmak lazım. Bir de şöyle bir durum oluyor. Neden kıskançlık olur? Kıskançlık farklı farklı kategorilere koyup tartışabileceğimiz bir konu ama burada bahsettiğimiz kıskançlık bir diğer insanın başarısını kıskanma olarak söyleyelim. Orada da neden çıkıyor bu duygu ortaya? Bakıyor. Kendi hayatına bakıyor. Olmak istediği yer orası. Ama diyor ki olamayacağız herhalde bundan veya sonra. Veya bir benzeri orası. Veya bir benzeri. Yani bulunduğu durumu beğenmiyor. Fakat öyle olma ihtimali de yok. Aslında bunu da biliyor. Ben bari kötüyüm o da kötü olsun diyor. Hı. Bu da var. Bu da çok yaygın. Yani ben iyi değilim sen de iyi olma. Hatta şey var bir de mesela yani belki konumuzla çok alakasız ama aklıma gelmişken söyleyeyim. Mesela senin bir sıkıntın var. Bir suç işlemişsin veya başka bir sıkıntın var, kötü bir durumdasın. İşte bakıyorsun mağazarda daha büyük bir sıkıntı var, bir rahatlama oluyor. Evet. Bu da aslında aynı durumun aynı, tam aynı. Zıttı aynı mı aynı doğrultuda giden şeyler aslında bunlar. Şöyle, mesela sınav. Yani bir başkası üstünden değerlendirme olarak aynı doğrultuda i̇şte gidiyor. İşte çocuklara der ya, Ahmet'in oğlu işte daha büyük not almış veya hem o şöyle yapıyor. O bir yönde öyle. Bir yönde de şu var. Girdiniz sınava. Çok kötü durumunuz ama bir arkadaşınız sizden daha kötüyse o da sizi rahatlatır. Evet. Ama aslında oraya takılmamak lazım. Kendinize takılmanız lazım. Kıyas yaparsanız sizden iyi de var her zaman. Kötü de var her zaman. Kötüye bakıp kendinizi büyük görmek ya da iyiye bakıp küçük görmek aynı oranda hatadır. Ya büyük görmek değil de bazen rahatlamak için insan bunu kullanabiliyor. Mesela ben hani kendim şahıs olarak çok sıkıntılı olduğu zaman ya bakıyorum şu şöyle. Ya en kötü işte internette bir video seyrediyorsun. Allah kimseyi açlıkla sınamasın. Afrika'daki bir çocuğun işte açlığını görebiliyorsun. Ondan sonra şükür halime diyorsun. Tamam. Kendi derdini bir an unutmaya, yani kendini kandırmak mı diye rahatlamak mı? Aynen kandırmak. Biz şimdi Afrika'nın açlığına, sefaletine bakarak iyi durumdayız demek yerine bir İsveç'i, Norveç'i hedef alıp ona ulaşmaya çabalamamız lazım. Uzun vadede olması gereken bu. Evet. O rahatlamalar bizi bir yere götürmeyecek. Yani iyiye bakarak. O zaman iyiyi kıskanmak daha mı iyi? Kıskanmak değil ama. İyiye bakıp o anlamda çabalamak. Kıskanma çabanın olmadığı yerde
ya da yanlışlıkların çok olduğu yerde oluyor. Siz de adım adım ilerlediğiniz bir yolda kimseyi kıskanmazsınız. Ya kendinizi ortaya koymak aslında bütün evet. sonucu. Evet. Programın sonunda da zaten şeye geleceğiz. Bugün notlarımızı hemen aldık 5 dakika içinde. Kendimizi bulmaya geleceğiz en sonunda. Çünkü en önemlisi o. Kendimizi bulduğumuz zaman gerisinin hiçbir önemi gerisi yok. Çok önemli olmuyor. Bir şey daha anlatacağım. Biraz önceki konuyla ilgili araya kaynadı o. Ben kötüyüm, o da kötü olsun dedik ya. Şimdi bizim toplumumuzda da bu çok fazla. Bu bir fıkra mı diyelim, hikaye mi diyelim. Birini cehenneme götürüyorlar. Ve orada da her milleti bir kazana koymuşlar. Hepsinin başında bir zebani var, birinin başında yok. O da bakıyor, onda var, onda var. Çıkmaya çalışanlar var, üstten bastırıyorlar. Birinde çıkmaya çalışan da pek yok. Burada niye kimse beklemiyor diyorlar. Onu oraya Türkleri koyduk. Birisi kendini kurtarmaya çalışırsa aşağıdan tutup çekiyorlar diyorlar. Bizim toplumumuzda bu da var. Evet. Sıyrılmaya çalıştığınız zaman o baskı artar. İyi bir yani yönde. Acaba biz mi kendimizi böyle görüyoruz? Yani bu fıkrayı muhtemelen Türkler üretmiştir. Böyle görüyorsak vardır bir sebebi. Yani vardır acaba dışarıda da vardır ya. Böyle. Her yerde vardır. Bizde daha çok bunun örneğini ben akademik hayattan falan da veririm. Detaylı olur, hiç gerek ya yok. Bizim ilçemizde de var bu. Şimdi bu böyle bir durum. Yani yükselen bir insanı her zaman aşağı çekme huyumuz var. Aşağı çekmek isteriz. Ya bu acaba yükseldi ama niye yükseldi? Hayırdır? Yani altında ne var? İşte zengin oldu. Niye zaten oldu? Zengindi de denir. Ya da bir i̇şte başarısı gömü, oldu. Gömümü buldu. Hemen şey kulpu takarız ya. Ondan sonra adam uğraşır, çabalar yapar. Yaptıktan sonra o zaten zengin de denir. O zaten dayısı vardı, amcası vardı. Ne yani hiçbir zaman şunu diyemiyoruz. Bunu gördük. Başta sıfırda başladı bu adam. Ya da bu hanımefendi çabaladı. Olmaz dedik ama o yine çabaladı. Çabaladı, bir yere geldi. Helal olsun deme şeyimiz yok. Kültürümüz maalesef. Diyenler de vardır illa ki. Çok nadir. Biz geneli konuştuğumuz için o nadir. Burada o zaman, da bir şey daha söyleyip devam edelim. Kestim ama... Elbette ki birilerinin dediği önemli, onu da söylemiştik, atladık. Ama kimin ne dediği önemli. Sizi hiç tanımayan ya da size bu tarz duygular besleyen biri değil. Anneniz, babanız olur, kardeşiniz olur, çok sevdiğiniz bir dostunuz olur, herhangi biri değil. Onların yani söylediği, dolu bir insan olur. Yani sizinle kişisel bir husumet gütmeden sizin başarınızla mutlu olmak, bu çok değerli. Arkadaşı şunu bunu hepsini bir kenara ayıracağınız... Bu insan benim için değerli diyebileceğiniz insanın özelliğidir o. Sizin mutluluğunuzla, başarınızla o da mutlu olup sevinebiliyorsa. Derdinizi herkes ağlayabilir birçok sebepten. Evet. Kendi duygulanır ağlar. Ama sizin başarınıza, mutluluğunuza mutlu olmaz. Bu oluyorsa bunları dinleyin. Onların sözü değerli. Evet. Kendi başına buyruk olmak. Yani kendi başına buyruk, bunların tam zıttı. Önemsemiyorsun söylenenleri. İyi mi kötü mü? Duruma göre değişir bu da. Çok inandığınız bir şey var. Arkasında bir bilgi birikiminiz var. Bu inandığınız şey akşam aklınıza gelip de sabah ben işte paçayı yırttım bunu yapacağım, yürüyeceğim şeklinde değil. Altında bir altyapı varsa, bir bilginiz varsa, eğitiminiz varsa, çabanız da varsa kimin ne dediği hiç önemli değil. Buyurun başınıza buyruk, devam edin. Siz bu bilgi birikimle şunu da yaparsınız zaten. Orada sürüden ayrılacaksınız, o ayrılmayı göze alırsınız. O zaman hiç sorun değil. Ama öyle bir anlık, nasıl bir şey söyleyeyim, bir anlık bir fikirle yola çıkıp da göz göre göre herkes ya bu olmaz dediği noktada sizin de hiçbir bilginiz yoksa, sonunda da ne olacağını bilmiyorsanız, sonunda da dönüp gelip ağlayacaksanız, işte orada yanlış o başına buyrukluk. Ya da o başına buyrukluk bir tepki olarak çıkıyorsa, sırf o tepkiyi alabilme adına, yani ilgi alamıyorsanız tepki almaya da çalışırsınız. Olumlu olarak bir ilgi gelmiyorsa, hatta duyduğum bir sözü de söyleyeyim. Biri size teşekkür etmiyorsa küfür etmesi bile bir tepkidir. Onu bile almaya uğraşabilirsiniz. O duruma gelmek de iyi bir durum değil. Hoş da olmaz tabii. O başına buyrukluk kısmı da bu ikisinin arasında. Ama bu uçta bu uçta olmayabilirsiniz. O aralığı kendiniz hangi uca yakın orada belirlemeniz lazım. Büyük bir ölçüde yani insan kendini kandırmıyorsa kendi başına buyruk olması kendi doğruları üzerinden iyidir. Gayet de iyidir. Çünkü sorumluluk alıyorsa. Ama kendini kandırıp da bu doğru ya ben böyle düşünüyorum doğru diyerek onun üzerinden gidiyorsa
Sonunda, bu inattır. O inat sonu işte dediğim gibi şeylerden tepki olarak doğmuş olabilir. Sonunda yine kimseye gidip ağlamıyorsanız, bu sorumluluğu alıyorsanız, ben bunu yaptım, cezasını da kendim çekerim diyorsanız yine hiç sorun yok. Ama genelde o dediğiniz şekilde ilerleyişin sonunda gelip birilerini rahatsız edeceksiniz, birilerini üzeceksiniz, ailenizi üzeceksiniz en basitinden. Zararlarını, faydalarını böyle kısaca değerlendirmiş olduk. Kendi başına buyruk olmanın. Aslında kendi başına buyruk olup hani burnunun dikine giden insanları aslında çoğu zaman bir özeniriz yani. Adam kendi doğrusu üzerinden gidiyor deriz ama tabii bunun zararı ve faydaları var. Sonra onun acısını çekmiyorsa, bunun hep faydasını görüyorsa o insan doğruyu zaten yapmış demektir. Dedikodu. Yani burada toplumumuzun aslında en büyük sıkıntısı, bizim özellikle nasıl diyeyim, yani kendi adıma konuşursam mesela hep göz önündeydik ister istemez. Ya bunu bir şey için söylemiyorum. Bir, yıllardır televizyon, radyo... Ya yapılan iş hep, olarak tabii hep ki. Hep göz önünde olduğumuz için bu sıkıntıyı yaşadık. Dedikodu toplumumuzun içinde var. Var. Hani azaca. Genelde kadınlar yapar gibi görünür ama tam erkeklerin belki daha fazla tabii yaptığı. Ki. Ona katılıyorum sonuna kadar. Bir şey yani dedikodu yapılıyor. İster istemez hepimiz yapıyoruz. Yani şurada belki programdan önce oturduk. Ya birinin adını illaki anmışızdır. Olabiliyor. Yani bir düşünün. Anmışızdır yani. Andık mı bilmiyorum ama. Anmışızdır. Önemli olan dedikodu yapılan şahsın üzerinden gidelim. Etkilenmesi, etkilenmemesi, hayatını ona göre yönlendirip yönlendirmesi. Dedikodu tamam yapılıyor. Bunun arkasından bir konu daha gelecek. Oraya da bağlayacağız aslında ama dedikodunun içinde bir de doğruluk payı varsa ona göre insan hayatını yönlendirebilir. Akıllı bir insan. Ya bunlar dedikodu mu etmişler ama şu kısmı da doğru. Tabii bunu kimseye söyleyemezsin. Dedikodu eden insanlara zaten söyleyemezsin. Kendi başına bunun muhasebesini yapıp da işte dersen ki bu insanlar dedikodumu yapıyor ama şu kısmı doğru. Ona göre bunları düzelteyim dersen etkilenme konusunda biraz daha faydalı olabilir. Ama tamamen gerçek dedikodu manasıyla zaten dedikodu nedir? Yalandır. Hiç bilmeyen kişiler sadece varsayımlar üzerinden sizin hakkınızda yorumlar yapar. Bundan insanın etkilenmesi, etkilenmemesi, dedikodu mermilerine karşı bir insanın nasıl durması gerekiyor? Kim ne derse desin, sizin hayatınızda bir şey değişmeyecek. Yani siz bir yoldaysanız da, yolda değil evdeyseniz de bir yaşantınızı etkileyecek bir durum yok. Kimin ne dediği bu kadar önemli olmaması lazım aslında. Zaten dedikodunun yapılma meselesi dediğim gibi bir işiniz gücünüz varsa bu dedikoduya bu kadar zaman ayırmazsınız. Evet. Kendi tarafınızdan da düşünecek olursak siz de bir yolda ilerliyorsanız bir işiniz gücünüz varsa sizin adınıza yapılanları da çok umursamamanız lazım. Çünkü her zaman söyleyecekler. Hep bir şey söyleyecekler yani. Meyve veren ağaç taşlanır. O misalle onu da diyebiliriz. Hepsini diyebiliriz. Yine sözler gelmeye başlar. Hepsini söyleyebiliriz. Çok önemli şeyler değil. Siz yapın. Doğru bildiğinizde ilerleyin. Hatalar kısmı da şöyle olmaz yani. Bir insan bir hata yapıyor. Bu da herkesin diline düşmüş bir hata. Ve ısrarla ısrarla yapıyor. Aa, birileri hep bunun üstüne dedikodu yapıyor. Dur ben bunu düzelteyim diyeni. Pek olmaz zaten. Yani dedikoduyu o anlamda iyiye pek kullanamazsınız. Evet. O yüzden takılmamak lazım bu noktada. Yani dedikodu kelime anlamıyla zaten dedikoduysa, yalan üzerineyse çok takılmamak lazım. Hayatımızı da ona göre yönlendirmek zaten bize, sadece bize zarar verir. Herkes konuşacak. Bu aslında bir noktada yargılamaya da giriyor. Kimse kimseyi yargılayamaz. Ama ne yanlışını, ne doğrusunu, ne bir başka bir şeyini. Bu da yine dönüp dolaşıp saygıya gelir. Evet. O insanın ne yaşadığını da bilmiyoruz ki. Hata bile yapmış olsa, şurada gözümüzün önünde çok büyük bir hataya şahit olsak, yolun ortasında olsa. O sadece bizim gördüğümüz kısım ve son adım. Ama oraya nasıl geldiğini falan da biz bilmiyoruz ki. Yargılama süreci de o anlık olmaz. Bu hukukun işi. Hukukta da bu bir delillerinde arayacaksın, öncesine bakacaksın, sonra bir sürü iş. Ama biz gördüğümüzü hemen yargılıyoruz. Hemen işte dedikodu da onun üzerine gelişiyor vesaire. O yüzden çok değersiz şeyler. Maruz kalıyorsak da
duymamaya çalışacağız. Çok sizi rahatsız ediyorsa sizde bir şey vardır gene. Hani niye bu kadar rahatsız ediyor? Onlara bakılır. Ama rahatsız etmemesi gerekiyor. Çok rahatsız ediyorsa zaten şu söz devreye giriyor. Bir sonraki konumuz. Ateş olmayan yerden duman çıkar mı? Onu atalarımız çıkmaz demiş. Çıkmıyor ki sen haddinden fazla rahatsız olmaya başlamışsındır. Yani dedikoduda biraz da bir gerçeklik payı vardır. O duman ya hiç yapmadığınız çıkıyor. Bir şey size söyleniyorsa iftiradır o zaten. Ona evet. O diğerine kadar takılmazsınız. Zaten bunu en iyi siz biliyorsunuz. Ben yapmadım dersiniz. Yaptıklarınızın hesabını belki tutamazsınız ama yapmadığınız bir şeyi bilirsiniz. Ama ateş olan yerden duman çıkıyorsa ona göre o dedikodudan da yani dersini almak gerekiyor herhalde. İşte dedikodudan ders bilmiyorum çıkar mı? Şimdi şöyle dedikodu yapan insan onun ne kadar doğru olduğunu bilmeden zaten yapıyor ama sen biliyorsun. Ya ateş var duman tutuyor biraz da. Ama o kişi bilmiyor dedikoduyu yapan. Sen de biliyorsun hafif. Ona göre bir kendine çeki düzen vermek dedikodudan alınan derstir. Ama dedikodu yapanın o dedikoduyu yaptığının doğru olduğu anlamına gelmiyor. Tabii ki gelmiyor. Çünkü o bilmeden yapıyor. Yani direkt yargılıyor. Evet muhafazakar toplum aslında bizim hep geçen programda da bahsettik. Bizim örf ve adetlerimiz bizi zaten muhafazakar olmaya biraz itiyor. Bunun zararları, faydaları, örf ve adetimizin bize zararı olmaz diye her zaman düşünüyorum. Çünkü biz özüne bağlı bir milletiz. Değer yargılarımız farklı ve bu değer yargılarımız çok güzel, çok ince çizgiler. Osmanlı'ya baktığımızda bile çok ince çizgileri görebiliyoruz. Çok tamam. Detaylara inilmiş. Onun için burada muhafazakar toplumun zararları, faydaları derken hani ben şuraya girmek için dedim. Bazen de bu aşırıya kaçabiliyor. Yani muhafazakarlık adı altında, örf ve adetlere bağlı kalma adı altında insanları işte yargılamak. Evet, yargılamak. İnsanların kişisel özgürlüklerinin sınırlanması. Kısaca saygı sınırlarının aşılması, başkalarının evet. Sınırlarının ihlal edilmesi. Haddini bilememek. Aynen hadsizlik. Yani kimsenin o zaman karşımızda haddini aşmasına izin vermiyor. Orada evet net bir şekilde ona izin vermeyeceksiniz. Kendi inançlarına göre isteyen istediği gibi yaşayabiliyor. Onun doğrusu odur. O doğruyu size empoze etmek hiçbir şeyin adı altında olmaz. Yani ne yapıyor? Cihat mı yapıyor? Din mi yayacak sizin evet. Üstünüzden? Mesela burada size o öğüt veren. Sizin de yaşadığınız bir gerçek var, bir hayat var. Onun da kendi doğruları, gerçekleri var. Bu noktada bu sınır ihlallerini ben hiç uygun bulmuyorum. Sınır ihlalini zaten yapan kişi değil de yapılan kişi zaten buna yani müsaade etmezse bu müsaade etmezse bu sınır aşılamaz. Yo, aşılıyor. Pekala yapılıyor. Aşılıyor. Hiç uygun olmayan bir ortam, gerekli cevabı veremediğim bir ortamda otururken konuşma sırasında işte alnın secdeye değse gibi bir şey dendi bana. Evet. Şimdi hiç tanışmıyoruz, etmiyoruz ama kendini bu bir takım toplumun iyi gördüğü, hoş karşılayacağı bir tiple bir görüntü çizerek, işte bazı kelimeleri çok kullanarak bir şey oluşturulmuş. Bana da onu söylemesi icap etti. Nereden icap etti? Biliyor mu anlamın nereye değdiğini? Bilmiyor. Şöyle o zaman bunu hani neticelendirebiliriz. Şöyle netice... Kimin alnının hangi samimiyetle nereye değdiğini ne kadar secdeye geldiğini hiç kimse İşte bu saygısızlıktır. O yüzden bu örfle, adetle, dinle hiçbir şeyle açıklanamaz. Ya birisi bir ay boyunca bütün vakit namazlarını geçirmez. Ama o samimiyet olmaz içinde. Günlük yaşantısında da. Kimisi belki o ayın içinde cuma namazına bile gitmez. Ya bunu doğru bulduğumuz için söylemiyoruz. Ama o ayın içinde bir mübarek gece vardır. Veya kendi gece iki rekat namaz kılmak istemiştir. O an alnı secdeye hiç kimsenin belki olmayacağı büyük bir samimiyetle değmiştir. Bunu kimse bilir bilemez. Bunu? Kimse bilmez. Evet. O yüzden bu sınırların ihlali kısmında net durabilirsiniz. Ya işte öyle denir miydi, böyle desek ayıp mı olurdu? Hayır, ayıbı karşı taraf yapıyor. En azından durdurmanız gerekiyor. Çünkü siz nasıl isterseniz öyle yaşarsınız.
Yani dinde de bu böyledir. Dünyada insanlar özgürdür. Evet. Eğer bu Rabbi sınarsa sınavın sonucu sonra zaten ortaya çıkacak. Ben bu konulara en çok girmek istemiyorum. Cuma sohbetlerinde hocalara da sorulsun. Tabii, tabii. Onlar anlatsın. Ama şu yarın olacak. Yani şu çok net göre. Dünyaya karışılmıyor. Dünyada insanın nasıl yaşadığına da karışılmıyor. Allah karışmazken kul kula karışmamalı. Evet. Bu kadar net. O yüzden örf, adet falan arasına sıkı bunlar. Bizim örfümüze, adetimize bakacaksak Türk tarihine bakacağız her şeyden önce. Evet, Osmanlı hemen bir arkamızda olduğu için onu daha detaylı biliyoruz. Geriye gittikçe biraz daha azalıyor belki bilgimiz ama kadına değer konusuna bakarsanız Türk tarihinde bunun bu kadar güzel işlendiği, bu kadar yaşantıya güzel katıldığı, kadının da erkeğin de ortak bir paydada buluştuğu çok az kültür vardır. Hükümdar, en azından KPSS sınavına girenler bilir Tomris Hatun'u, ilk kadın hükümdarın bir Türk olduğunu. Veyahut hükümdar yokken, savaştayken vesaire durumlarda eşinin de bizzat devlet yönetimine katılıp devleti yönetti. Bizim kadına verdiğimiz değer oradan gelir. Ya aslında örf işte, adet diyorsak oralardan bunları almamız lazım önce. Tarihimizde herkes belki istediği gibi algılamaya çalışıyor ama çok ince noktalar var. Bizim örf ve adetimizde mütevazılık var her şeyin başında. Biz o mütevazılığı keşke şimdi görebilsek. Keşke. İnsanlar mütevazı olabilse, gerçekten bulundukları makamların ağırlığını taşıyabilseler, böyle böyle olmak yerine böyle olup da herkesin gönlüne girebilseler. Olmayan insanlar da var, olanlar da var. Yükseldikçe boyunlarını bükebilseler. Yani ne güzel. Toplum zaten bunu direkt hoş karşılayacaktır. Tabii ki. Yani bu çok temeldeki şeyleri kaçırıyoruz. Çok net. Yani bir kadın erkek ilişkisinde bakın Türk tarihine diyorum. Evet. Bunları falan biz kaçırıyoruz. Ya da adaletli Osmanlı'ya bakın. Kudüs'te tek barışın sağlandığı o dönem nasıl bir hoşgörüyle bu olmuş. Buna bakın. Ama bugün geliyorsun. Sen Ramazan gününde işte ilk habere ne çıkar? Kim dayak yer? Evet. Bunun gibi. Bunlar değil. Bunlara bakmayacağız biz. O ne yapıyorsa yapsın. O onun vereceği hesap. Biz işte bu iyiliğe, güzelliğe, adalete, saygıya, kadına ve çocuğa verilen değere biz buna bakmamız lazım. Toplum yaşamının en temel noktaları bu. Ama bizim özümüzde bu var. Biz bu var. Bunu hiçbir zaman kaybetmeyiz. İşte bunlar insan var, evet. Ama bunları bırakıp da şekilci kısımlara, insanların hayatına karışmaya girince iş olmuyor. Bir faydası da olmuyor. Evet, insanların ne dedikleri ne kadar önemli, bunu aslında konuştuk. Konuşmanın içinde geçti. Bunu geçelim. Ve en son kendinizi bulmak diyeceğiz ve bugün programımızı farklı bir şekilde bitireceğiz. Nasıl? İlk defa. Bir tane şarkı gireceğiz. Programımızın kapanışında güzel bir şarkı. O da izleyicilerimize hediye olsun bizden. Olsun. Biz onu seçeriz montajda. Tamam. Yerine yerleştiririz. Kendinizi bulmak. Bütün sıkıntıların işte o ne demiş, bu ne demiş, birçok sıkıntı yaşamışsınızdır. Ama sonunda insan ne zaman mutlu olur? Kendini bulduğunda. Asıl hep belki psikologlar hep demiştir yani, kendinizi bulduğunuzda, değil mi? Yani bu, evet, bu bir gerçek. İnsan kendini bulduğunda, kendine saygı gösterdiğinde herkese saygı gösterir o mutlu insan. Mutlu olmuştur. İşi bitirmiştir. Evet. İşin neticesi buraya geliyor. Meselenin özünde de hep kendimiz varız. Bunu aynı cümleyle söylemiştim. Sonunda da hep kendimiz varız. O yüzden mesele hep kendi tarafımızdan bakmamız gerekiyor. İşte dedim ya, birileri hep konuşacak. Ama siz bundan ne kadar rahatsız oluyorsunuz, bu sizinle ilgili. Umursuyor musunuz, umursamıyor musunuz, bu sizinle ilgili. Her şey sizle ilgili. Ya da siz bu rahatsız olduğunuz i̇şte şeyleri ne kadar yapıyorsunuz? Kendimizi bulduğumuzda zaten o umursama veya umursamama sorunu çözülüyor. Çözülüyor. Bu yaşsa da belli yaşlarda artık insanın, siz de biliyorsunuz, yaş geçtikçe önemsedikleri şeyler değişebiliyor. Yani bunlara da çok takılmışım, hiç gereği yokmuş denebiliyor. Ama bu noktada yaşı beklememek, kendinizi geliştirmek lazım. O zamanı boşa harcamış gibi olursunuz. Boşa harcamayın. Yıllar sonra öğrenmek yerine bugünden çabalayabiliriz. Çünkü sonunda ben kendimize çok, döneceğiz. Yaşla alakalı olduğunu, tecrübeyle aslında alakalı birçok şey. Yaşla alakalı olduğunu düşünmüyorum. İnsan 40 yaşında bir ergen gibi hareket edebiliyor. Ediyor. 20 yaşında bir ihtiyar gibi yorgun olabiliyor.
hayatın getirdikleriyle ilgili olarak onun için, o da olmasın, yaş o da değil olmasın. De tecrübe çok önemli. Tecrübede hatalardan alınan dersler olduğu için hatalarımızdan ders çıkarırsak, bu geçen haftanın konusuydu hata. Ama hepsi birbiriyle bitişik olacak. Hepsi zaten ya, İç hayatın olacak. İçinde herhalde bu tip sıkıntıları aşar ve kendimizi buluruz. Evet. Ama bu süreç, kendinizi bulma, tanıma süreci güle oynaya atlatılan bir süreç değil, onu söyleyeyim. Siz bunu güle oynaya yaptığınızı düşünüyorsanız orada bir hata var. Hı, o çünkü kendinizi kandırmaya geliyor. Muhtemel o tarafta da, o tarafındasınızdır işin. Çünkü siz kendinizi bulmak, kendinizi tanımak kısmında, o farkındalığın gelişme kısmında aslında birçok bildiğini düşündüğünüz, bildiğinizi, doğru kabul ettiğinizi yanlış olduğunu göreceksiniz. Bununla kabullenmek de hiç öyle gülerek olmuyor. Zor oluyor. Zorlanıyorsanız orada ben kendinizi tanıma anlamında sadece onu söyleyeyim. Kendinizi tanıma anlamında bir yola çıktınız ve bu zormuş diyorsanız işte orada doğru diyebilirim. O yol doğru diyebilirim. Zor bir yol. Evet. Ama bu hayat boyu rahat edeceğiniz, ileride de birçok sorunu yaşamadan atlatabileceğiniz güzel bir yolculuk. Sonunda hep siz varsınız olayın. Başında da siz varsınız. Ne kadar erken çözerseniz o kadar iyi. Aslında biz programımızın her sonucunu herhalde buraya bağlamamız gerekiyor. İnsan kendiyle ne kadar mutluysa, kendiyle ne kadar barışıksa, kendine saygısı varsa zaten başkasının saygısızlık yapmasına da fırsat vermez. Hem fırsat mutlu vermez olur. Hem kendisi bir başkasına yapmaz. Evet. Ve hani şunu da söyleyeyim, evet, burada toplumumuzun bazı olumsuzluklarını konuştuk. Bu bir açık işte, dedikodu vesaire. Ya biz böyle bir yere geldik de biz ne yapabiliriz? Ya da ortada bir hata var, bir sorun var. Ben tek başıma ne yapabilirim demeyeceğiz. Bu çok büyük bir yanılgı. Tek başıma ne yapabilirim? Aslında sen zaten tek başına yapsan ve herkes bunu düşünse, konu hep şeye de gelir burada. Herkes kapısının önünü süpürse. Evet. Ve bu da büyük bir doğru. Yani siz kendinizi düzeltmeye bakın önce. Ne kadar düzelirseniz ve herkes bunu ne kadar yaparsa, o zaman gerçekleşecek aslında büyük bir gelişim. Siz bir başkasını değiştirmekle yapamazsınız bunu. Zaten bir başkasını değiştirmek de yanlış. Evet. Siz kendinizi değiştirin, başkası da kendine baksın. Evet. Orada açılıyor zaten bu bütün sıkıntı. Orada aslında birçok şey açılıyor. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Yine 15 dakikayı dolduramayız dediğimiz bir konunun bayağı bir zamanını geçmiş bulunuyoruz. Ya önceki aslında benim bir iki konu daha önermiştim. Evet. Onlar da öyle olacaktı ama biz ederiz sohbeti. Yani tamam. Sıkıntı yok. Tamam. Hangi konu olursa olsun. Konuları ben size bıraktım. Konu zaten hepsi birbirine de bağlı olduğu için çok sıkıştığımız yerde başka yerlere bağlıyoruz. Sıkıntı olmuyor. Teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. İnşallah haftaya tekrar haftaya görüşürüz. Da beklerim. Sevgili izleyiciler, Kızılcamam TV'de bir günce programının daha sonuna geldik. Bizim programımızı izleyen herkese teşekkür ediyoruz. İzlemeye devam edin. Daha güzel inşallah sohbetlerimiz olacak. Ayrıca Bahadır Koç'a inşallah önümüzdeki günlerde başka programlarımızda da göreceğiz. Nizamettin abiyle de bir program olacak. Yine başkanla yüz yüze de inşallah olacak. İnşallah. Beklerim. En kısa zamanda o programlarda izleyeceğiz. Bir, güzel bir şarkıyla bugün veda edelim dedik. Peki. Programın formatını değiştirmiştik. Ben içinde böyle bir renk katalım dedim. Olsun, aslında onlar da olsun. Şarkı renkli mi olur, renksiz mi olur onu bilemeyeceğiz. Güzel bir şarkıyla veda edelim. Türkü olur, ne olursa olsun. Montaj esnasında aklımıza ne gelirse. Telif haklarından dolayı aslında çoğu istediğimiz şarkıyı da yayınlayamıyoruz. O da nasıl bir sıkıntıdır bilemiyorum. Sanatçılarımızın çok paraya ihtiyacı var. Paralara ihtiyacı var. İhtiyacı olanlara saygım sonsuz. Olmayıp da telif diye diretenlere hak ama ihtiyacı olmayıp da çok telif diye ağlayanlara da ben kızıyorum yani. Ya ben mesela hiç böyle maddi imkanı olmayan birileri de YouTube'da bir şeyler yapmak istiyor ama o insanların melodilerine ihtiyaç duyabiliyor. O da engel oluyor onlara. Mesela bizim yok. Bizim hiçbir bu Kızılcamam TV olayında hiçbir beklentimiz yok. Böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız. Onu sadece söyleyeyim. Güzel bir şarkıyla veda ediyoruz. İnşallah haftaya günce programında daha farklı bir konuyla, daha güzel bir sohbetle sizlerle birlikte olacağız. Ben programımızda
emeği geçen sevgili Masar kardeşimize ve yine bizlerle gönül bağı kuran arkadaşlarımıza, Uğur Demirbaş'a, Alihsan Kayabaşoğlu'na ve yine bize her zaman destek olan belediye başkanımız Süleyman Acar'a teşekkür ediyoruz. Nizamettin abiye teşekkür ediyoruz. Kızılcamam TV'nin en çok görünen ve görülmesi gereken yüzü. Ona da teşekkür ediyoruz. Tekrar Bahadır Koç'a teşekkür ediyoruz. Hepinize hayırlı günler diliyoruz efendim. Allah'a emanet olun. Bir of çeksem karış iki dağlar yıkılır. Bir of çeksem karış iki dağlar yıkılır. Bugün hosta günü canım sıkılır. Sıkılır aman aman. Bugün posta günü canım sıkıldı, sıkılır aman aman aman. Ellerin mektubu gelmiş okunur, ellerin benim yüreğime hançer sokulur, sokulur aman aman aman. Benim yüreğime hançer sokulur, sokulur aman aman aman. Karşı ki dağda bir tam kar idi, şu karşı ki dağda üç tam kar idi. Yağmur yağdı, güneş vurdu, eridi, eridim aman aman. Yağmur yağdı, güneş doğdu, eridi, eridim aman aman aman. Evvel yarın sevdici beniydi, evvel yarın sevdici ben idim. Şimdi uzaklardan bakan ben oldum, ben oldum aman aman aman. Şimdi uzaklardan bakan ben oldum,
sebebim aman aman aman.